Giden tevhid yapıyor, haklı tabii. Haşir yapıyor. Böyle dersler olması lazım. Terkler yapacağız, terk. En büyük sorun benim mesela. Ben niçin bu kadar okudum adam olamıyorum ya? Kaza namazlarım duruyor, kılmıyorum. Kaza oruçlarım duruyor, ha bugün ha yarın diyor. La kardeşim kaç senelik nurcusun? 17 senelik. O 17 defa değil, hadi 10 defa külliyat bitirmen lazım. 5-6 senede mi giriyorsun? Daha bir sözleri bitirmedin. Şimdi bu, ne bu yani? Terk yok, terk. Külliyat okumuyoruz ya. Niye okumuyoruz kardeşim? Okumak istiyoruz. Okuyacak ceyran yok ki. Bak televizyonda maçta kaldık, dizide. Uyudu. Hadi git yat da göreyim hadi. Kalkıp yatamazsın. Çünkü pil bitti. 2 saat demleneceksin böyle koltukta. Ancak yatağa gidecek kadar bir enerji olur. Ruh enerji imal ediyor. Şunu kastediyorum. Bir sporcu geldi. Mermere şeyini vuruyor elini. Hat! Bir vuruyor eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor. Yani bizce tefekkür ediyor. Konsantre olduktan sonra hat diye mermeri kırıyor. Önceki eli kırılmıştı. Konsantre ile yani tefekkürle o gücü nereden çıkarttın? Ruhtan. Tefekkürle yani konsantre ile o ruh orada gömülüydü. Ha, o enerjiyi dışarıya çıkartan konsantre olduğu gibi biz de malumat olan tevhid derslerini tefekkür edersek ruhsal enerji uyanıyor. Bu enfusi tefekkür işte. Enfuse taşınıyorsun. Enerji oluyor. Bu sefer kitap okuma yaparsın. Hem de patlar gibi yaparsın. Onun için kitap okunabiliyor. Eğer biz enerjimizi boş kaldık, telefonlarla, internetlerle, televizyonlarla meşgul olursan beyin sömürüyor. Yani şu, soruyorum. Cep telefonu, kamerayla, telefonla video çeksem biter mi batarya? Biter. Ses kaydetsem biter. İçinde olay yapsam, mail yapsam biter. E kardeşim bu da telefon gibi ya bu kafa. Göz kamera çekiyor. Bitiyor da. Kulak kayıt yapıyor. Bitiyor. Dil veriyor dışarıya. Video konuşuyor. Video çalıyor ağzım. Dokunuyoruz. Hep beyine, ruha yükleniyor. E kardeşim bu enerjiyi yapacağız da doldurmamız gerekiyor. Ceddüdü imanikum. Bila la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor. Olmayınca bu enerji kitap okuyamıyoruz. Bak terk mesela bir tanesini söyleyeyim. 45 dakika çok acı olacak ama kusura bakmayın. 45 dakika telefonu kapat, kendine saygılı ol, ders dinle diyorsun, tamam? Yoksa beni hassas olduğundan değil. Ben cenazede de konuşuyorum, camide de konuşuyorum. Camide ben vaaz ederken türkü bile çalıyor zil diye, tamam? Hiçbir şey değil. Bak bir bunu bile kendine saygı gösteremiyorsun. Kendin titrediği zaman bak tetrafı dinleyince tak diye sen bir kere sarsılıyorsun. Hemen manadan düşüyorsun. Merak ediyorsun ona kim aradı lan şimdi. Allah Allah. Allah Allah onu aradı. Hadi koptun bu dersten. Hadi bağlan bir daha göreyim. Ondan sonra manalar geliyor. Ulaşılamadığı için telefonu kapalı olduğundan ulaşılamıyor diyor. Ya 45 dakika kendine sayın. Sen telefonu kapatsan ne olur? Kapatmazsan ne olur bana? Sana oluyor da 45 dakika bir telefonu kapatamıyorsun. Tamam. Bir 45 dakika ya. Kendine saygılı. Rize'deyim. Dedim ki telefonu kapattın arkadaşlar dedi. Bir tane ayağı topal bir marangoz hiç unutmuyorum. Umum hukuk ya. Hoca efendi 60 küsur yaşında bir de. Ben dedi telefonu kapatıp dayanamam dedi. E burada çalacak mı? Öyle olacak dedi. Burada umum hukuktur kardeş. Senin hatırın için bir burada ahengi ve benim ahengi bunu koruyamaz. Ya telefonu kapat ya çık dışarıya. Hiç diyeceksin. Vay çok ağır oldu. Hiç kusura bakma. Senin keyfine hizmet ve arkadaşların maneviyatın endeks olmaz. Bu umum hukuktur. Affedersem musamahası amali talihtir. 94. madde. Hakikat çekirdeklerinde. Şahsi hukuk olursa benim ayağıma bastım, param çal, musamahası amali salihtir. Mütekeli mal gayrı olursa, yani cemaat hukuku olursa, umum hukuk olursa musamahası amali salih değildir. Sen dedim ne zaman telefonu kapatırsın o zaman geleceksin. Çıktı gitti. Daha bu adam gelmez değil mi? Bu gönderdim. Kalk çık dedim. Ya telefonu kapatacaksın ya kendini buradan kapatacaksın. Çık. Ne oldu gitti. Vay be iman akadım. 2 hafta sonra geldi. Girdi, tam başlayacağım. Oradan karşıma çıktı. Hoca efendi,
telefonu kapatmadım, eve bıraktım. Aferin lan, otur şimdi. Aferin sana, otur. Terk yapamıyoruz. Bakın basit bir şey ama ona bile tahammül edemiyoruz. Kapat kardeşim. Kendini saygılı ol ya, kendini sev. Sen kendini sevmesen ben seni nasıl seveyim? Ben de niye bekliyorsun sevgiyi? Kendini affet, kendine hürmet et, kendine değer ver, kendini sev yani. Tamam? Çünkü kendine yatırım yap. Sevgili kardeşim, sana para